Evet, 2010 Tayfa'nın hızlı mı hızlı çıtaları. Hepinize merhabalar. Bugün Çağla Hoca yerine ben buradayım. Maalesef Çağla Hocamız küçük bir rahatsızlık geçirdi. Buradan kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi yollayalım. Sizler de aynı şekilde yorumlarda hızlı çıtaların takım koçu Çağla Hoca'ya güzel mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Sekizinci sınıf Tonguç Kap'ta hızlı çıtaların gözle görülür bir üstünlüğü var. Öncelikle tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ama ekstra tebrik edilmesi gereken arkadaşlarımız. Onları da şöyle bir selamlamış olalım. Mertcan Bulut 1160 puanla listenin zirvesinde yer alıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Kocaman alkış yolluyoruz. Alptekin Yılmaz, Elif Nur Türk Yılmaz, Muhammed Kalem, Furkan Somsa, Mehmet Bayram, Samet Dilbaz ve Burak Yıldırım'ı da tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz haftalardan bazı arkadaşları görüyoruz burada tekrardan. Furkan gibi ya da Elif gibi. Onun haricinde listeye yeni giren arkadaşlar da var. Harika bir şekilde yarış devam ediyor hızlı çıtalar adına. Bir de takıma yeni dahil olanlar var. Onları da şöyle bir kucaklayalım, selamlamış olalım. Ayşegül Çapar, Miraç Esmeray, Abdullah Mazak, Melisa Yıldırım, Muhammed Ali Koç, Hatice Cankan, Samet Türker, Kutay Arıkan, Damla Öz Akdoğan ve Yavuz Selim Bal. Onlar da hızlı çıtaların yeni takım oyuncuları. Çiçeği burnunda yeni arkadaşlarımız. Onlara da hoş geldin demiş olalım. Evet, 2010 Tayfa için 2023-2024 eğitim yılı belki de en önemli yıllardan bir tanesi. Çünkü bu senenin sonunda LGS'ye gireceksiniz. Sizleri çok iyi anlıyorum. Bu nedenle de aslında her hafta hem Çağla Hocamızla hem diğer rehberlik videolarımızda sizlerle soru cevap yaparak hem sizleri birazcık daha rahatlatmak, hem biraz daha motive etmek ve sınav sürecinde eksiksiz bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Gelen sorulardan bazılarını ben okuyacağım, ufak taktikler vereceğim ama önümüzdeki haftalarda tabii ki Çağla Hocamız çok daha detaylı ve güzel bir şekilde sizlerden gelen yorumları cevaplayacaktır. YukRP669 kullanıcı isimli arkadaşımız beni zorladı gerçekten kullanıcı ismini okumakta. Çevremdekiler benden daha az çalışıp daha yüksek notlar alıyorlar hocam. Sizce ne yapmalıyım? Çalışma düzenimde mi bir sorun var? Yeterince çalışmıyor muyum? Günlük en az kaç soru çözmeliyim? Gibi gibi birçok soru sormuş aslında. Ben bunun özellikle çevremdekiler benden daha az çalışıp daha yüksek not alıyorlar kısmına takıldım. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Bu birçok LGS öğrencisinin aklına takılan durumlardan bir tanesi. Bir konuyu bir arkadaşımız bir saatte, bir buçuk saatte çözebilirken diğer bir arkadaşımız 3-4 saat konuyu dinliyor, soru çözüyor, gene olmuyor, tekrar yapıyor, yine olmuyor gibi gibi durumlara düşebiliyor arkadaşlarımız. Bunun neden normal olduğuna gelecek olursak şöyle düşünelim arkadaşlar. Diyelim ki iki tane aşçı var. İkisi de karnıyarık yapacaklar. Önlerinde malzemeleri hazır. Bir aşçımız bunu bir saatte takır takır yaptı ve bitirdi. Diğer aşçımızsa uğraşıyor, kesiyor, bir yandan atıyor. Onun yaptığı iş daha uzun sürüyor. Fakat yemeğe geldiğimizde, yani akşam yemeğinde ikisi de birbiriyle aynı karnıyarıksa, yani aynı lezzetteki bir yemeği yiyorsak, hatta belki daha uzun sürede yapan aşçımız daha güzel bir yemek çıkarmıştır ortaya. Yani işin sonu o yemeği yapmaya geldiyse ve bunu iki aşçı da başardıysa ne kadar sürede yaptığının bir önemi var mı? Bence yok. Tabii ki şurada diyeceksiniz ki hocam daha fazla yoruluyoruz. Bazen yorulmamız gerekiyor. Göreceksiniz uzun sürede yaptığınız o konulardan sonra bazı konuları da çok daha kısa halletmeye başlayacaksınız. Çünkü pratiğiniz oluşmaya başlayacak. O uzun sürede karnı yarık yemeğini yapan aşçı bir ay iki ay boyunca benzer yemekler yaptığı için eli hızlanacak ve diyecek ki ya artık ben de bu işi bir buçuk iki saatte halledebiliyorum. Siz de aynı bu bilinçte olun ve asla vazgeçmeyin ve çalışmalarınıza hız kesmeden lütfen devam edin arkadaşlar. Daha önümüzde aylar var. Boşuna motivasyon düşünmenin, panik yapmanın da hiçbir anlamı yok. Diğer bir soruda Huda arkadaşımızdan gelmiş. Demiş hocam ben çok kaygılanıyorum demiş. Çok normal. Biraz önce de bahsettim ya, çok önemli bir sene. Çok önemli bir sene ama hayatımızın da en önemli sınavı değil. Bundan sonra bir sürü sınava gireceğiz. Bunun üniversitesi var. Lise sınavları bile şu an 9. 10. sınıfa giden bir öğrenciye sorun. Lise nasıl gidiyor diye. Ya keşke LGS'ye girsem. Ya bu lise sınavları benim başıma dert oldu diyorlar. O yüzden LGS aslında önemli bir sınav fakat hayatımız için en kritik sınav değil. Bunu sadece bizim değil, tabii ki birazcık ailelerimizin de anlaması gerekiyor. Onlarla sık sık bu konuda istişare edebiliriz. Hem kendi isteklerimizi hem onların isteklerini değerlendirip ortak noktada buluşabiliriz. Yine zorlandığınız zamanlarda bizlere danışabilirsiniz, yorumlar yazabilirsiniz. Biz de bunlara uygun videolar tasarlarız.
İhtiyacınız olan ne varsa, hangi konuda zorluk çekiyorsanız lütfen bize yazmaktan, bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Mesela benim çocukluk dönemimde, benim öğrencilik dönemimde YouTube bu kadar gelişmemişti ve her şeyi sorabileceğim kaynaklar yoktu. Biz de genellikle bu durumu arkadaşlarımızla çözmeye çalışıyorduk. Fakat tabii ki arkadaşlar bir noktaya kadar tavsiye verebilirler, bir noktaya kadar faydalı olabiliyorlar. Bizler Tonguç Akademi ekibi olarak tüm hocalarımızla ve tabii ki en önemlisi takım koçunuz Çağla hocamızla birlikte aslında bu süreci, kaygıyı da, stresi de, heyecanı da hepsini birlikte yönetebiliriz diye düşünüyorum. Bu nedenle kaygıyı bir kenara bırakıp LGS heyecanını birlikte yaşayalım diyorum. Evet, gelelim hem Tonguç Cup'ta hem de LGS'de bizi başarıya götürecek ödevlerimize. Bu haftanın ödevlerini şöyle bir görelim. Ve yine geçtiğimiz haftanın devamı niteliğinde ödevlerimizi görüyorsunuz. Bu ödevlerinizi yaptıkça TATS'a giriyorsunuz ve hem takımınızı hem de kendi puanınızı yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz bu ders programına açıklamadaki PDF'ten de ulaşabilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz ki diğer bir görev de ücretsiz denemelere katılarak burada başarı sağlamaktı. Eylül ayı denemesi geçtiğimiz hafta açıldı. Şu an hala tonguçakademi.com'da yayında. Fakat puan toplamanız için bugün son şans. Yani bundan sonraki günlerde denemeye girebilirsiniz. Ama takımınıza puan kazandırmak istiyorsanız bugün denemeyi çözmeniz gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda tekrar Çağla hocamızla birlikte hızlı çıtalar dolu dizgin devam edecekler. Hocamıza sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hem Tonguç Cup'ta hem de okulda başarılar.